Herkese merhaba. Survival'dan döndükten sonra benden bir video beklediğinizi biliyorum. Hatta namı değer meşhur video yazımımla, yazım hatamla. Bu yazım hatalarına değinecek olursam en başta bunlar olacaktır. Hızlı cevap yazmaya çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum ama telefonumun ekranı dokunmatik olduğu için kelimeler karman çorman birbirine giriyor, harfler özellikle. Bunu bir kenara koyalım. En önemlisi şu, hani ben Survivor'dayken bana destek olduğunuz için, bana inandığınız için, bana güvendiğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha sonra döndüm, sokaklarda denk geldiğim insanlar her zaman beni ne kadar sevdiklerini dile getirdiler. Bana olan sevgilerini dile getirdiler ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Hani ben Survivor'dan önce sokakta gezerken daha önce hiç bana böyle sevgi cümleleriyle yaklaşan insanlarla karşılaşmamıştım. Ailem dışında hiç böyle iltifatlar almıyordum. Dediğim gibi hani bu bir şekilde beni tanımanıza yardımcı oldu belki de bu program. Ama o kadar mutluyum ki, o kadar güzel mesajlar alıyorum, o kadar güzel iltifatlar alıyorum ki resmen bana o 110 günü unutturdunuz. Hatta bir yorumumda da bahsettim. Bu güzel mesajlarınız neredeyse bana adada geçirdiğim her günün bir hediyesi gibi. Eksik olmayın, iyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız, iyi ki beni destekliyorsunuz diyorum. Bu cevap verme olayında da şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Gerçekten hepinize cevap vermediğim için sizden çok özür dilerim. Elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum ama unutmayın benim de bir ailem var, benim de bir hayatım var. Onlarla da vakit geçirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda iş teklifleri var ve benim de kendime özel işlerim var ve onlarla da uğraşmaya çalışıyorum. Bütün bunları yapmaya çalışırsanız muhakkak birkaç tanesi aksamaya başlar. Dolayısıyla Twitter olsun, Facebook olsun, Instagram'ın chat'i var, onu silmek istiyorum. Bakın hatta bir mesaj daha geldi, onu da duydunuz. Instagram'ın chat'i olsun. Hatta onu Instagram'ın chat'ini silmeyi düşündüm ama o kadar mesaj geldi ki cevaplamadan silmeyi düşünmüyorum hiçbirinizin mesajını özellikle. O da nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama elimden geldiğince dediğim gibi gayret ediyorum. Günde ortalama hani 2500-3000 civarında mesaj alıyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam size. Hani insan sürekli her kalktığında iltifat dolu güzel mesajlar hani alması nasıl bir duygu diye düşünürseniz bence böyle bir duygu yok. Yani ben bunu hani Survivor'dan geldim ve bu zevki ve bu tecrübeyi, duyguyu yaşadığım için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani bu her insanın yaşayabileceği bir fırsat ve bir imkan değil aslında. Dolayısıyla bu kadar güzel mesajlar alabiliyor olmak, böyle bir şansı elimde bulunduruyor olabilmek gerçekten benim adıma çok sevindirici ve yani mutlu edici bir durum açımdan. Hani şunu söyleyebilirim ki size tekrar ve tekrar belirtmek istiyorum. Hepinize birebir cevap verebilmem gerçekten imkansız. Yani yetişmeye çalışıyorum, cevap veriyorum. Daha sonra cevap verdiğim kişiler bana soru soruyor. Onlara tekrar cevap vermeye kalktığım zaman bu sefer hiç cevap vermediğim 5 kişiye haksızlık etmiş oluyorum. Yani bunun bir ortasını, bir balansını oturtup bulmaya çalışıyorum ama yani ben de kusura bakmayın tecrübesizim bu konuda ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Video konusuna gelirsek hani biraz geç kaldım belki yüklemekte ama dediğim gibi adaptasyon süreci olsun, hani vakit geçirme olsun. Biraz ben kendime biraz zaman ayırmaya çalışıyorum. Hani Twitter'ı evet fazla aktif kullanamıyorum, haklısınız ama bugünden sonra aktif olacağım. Ama daha çok ben Twitter'ı hani günaydın, kalktım, şunu yedim, bunu yaptım falan gibi kullanmayı tercih etmiyorum. Kendimle ilgili gelişmeler olursa bunu tek bir ağızdan size bildirmek için kullanmayı tercih ediyorum. Onun dışında tabii ki fikrim olan konularda düşüncelerimi paylaşmak amacıyla kullanmayı tercih ediyorum. Ama tabii ki aralarda hani komik bulduğum şeyleri ya da yapmak istediğim hobilerimi vesaire farklı şeyleri yani siz nasıl kullanıyorsanız ben de onun gibi kullanmaya çalışacağım, gayret edeceğim. Ancak hani çok aktif olamıyorsam da kusuruma bakmayın, bütün tweetlerinizi okuyorum. Elimden geldiğince hem de hepsini okuyorum. Hani Murat beni ekle lütfen takip et diyenlere kadar okuyorum. Hatta yanında çarpı var. Bazılarında 290 var. Helal olsun. Yani nasıl yapıyorsun? Hani gerçekten hani sağ ol, seni çok seviyorum. Hani sizin gibileri hani hakikaten çok seviyorum ve çok değer veriyorum. Ha diyeceksiniz ki madem bu kadar çok seviyorsun, değer veriyorsun, niye bizi ekleyip takip etmiyorsun? Arkadaşlar beni takip eden insan sayısı kadar benim geri dönüşüm olsa gerçekten buna vakit bulamam ve birçok insana da haksızlık etmiş olurum takip ederek. Dolayısıyla hani benim asla şunu takip edeyim ve bunu takip edeyim gibi bir eleğim yok. Asla böyle bir şey düşünmeyin. Bana gönül koymayacağınızdan ve bana kırılmayacağınızdan o kadar çok eminim ki dolayısıyla bunu gönül rahatlığıyla sizlerle paylaşabiliyorum. Onun dışında dizi ve film teknikleri var mı diye sorulmuş.
Hatta birkaç tane gazete ve köşe yazarlarının benim tek parçalık bir single yapacağımı, hatta bir albüm yapacağımı da söylemiş. Buna da bir açıklık getireyim. Evet, müzikle ilgili bir çalışmalarım olacaktır, doğru. Bunu ilk başta single olarak yapmayı düşünüyorum. Albüm için bence bir anda hemen girmeyi düşünmüyorum, planlamıyorum. Biraz tecrübe kazanmam lazım. Müzik konusunda değil ama albüm ve albüm piyasaları konusunda tecrübe kazanmam lazım. Hala mesaj geliyor. Onun dışında single ama ne zaman olur, ne zaman yaparım gerçekten bilmiyorum. O müzik konuları biraz içten gelmesi gereken konular ve kendinizi iyi hissettiğinizde ortaya atılması gereken bir his diye düşünüyorum. Bunun yanında dizi ve film teklifleri evet alıyorum. Bugünler işte birazcık da onların sayesinde ve onlar vasıtasıyla yoğun geçiyor, hızlı geçiyor, tempolu geçiyor. Henüz net kararlar oluşturulabilmiş değil. Evet, birçok şey var ama bir orta yolunu bulmak lazım bununla da ilgili. Ben çabalıyorum. Teklifleri doğru olan, benim için doğru olabilecek teklifleri değerlendirmeye çalışıyorum. Sonuçta kariyerim çok önemli. İlk defa bir adım atacağım. Doğru mu atacağım, yanlış mı atacağım? Yani bu benim için çok önemli olduğu için elimden geldiğince çevremden fikir almaya ve yardım ve destek almaya çalışıyorum. Sağ olsunlar, hepsi, hiçbiri bir yardımını esirgemiyor benden. Sürekli yanımdalar. Aldığım her nefeste, attığım her adımda elimden tutuyorlar. Aynı sizlerin bana Survivor'da yapmış olduğunuz gibi. Dolayısıyla hani bunu hem teşekkür videosu hem de bazı konularda bana sorduğunuz ama size maalesef geri dönemediğim soruların cevapları olan bir video olarak değerlendirirseniz ben çok sevinirim gerçekten. Neden cevap atamadığımı da dile getirdim. Bu videoyu çok beklediniz. Bazılarınız da belki hani sabırsızlıkla beklediniz ama ancak şu anda müsait olabildim ve şu an çekebildim. Gerçekten daha önce çekmek ister ve sizinle paylaşmak isterdim ama en doğru an bu andı. Bunun dışında başka değinmek istediğim konu var mı diye düşünüyorum. Bazı tweetleri hani kişisel böyle bu kullanıcı demeyeceğim. Hayal kırıklığına uğratmayayım kimseyi. Ama gerçekten hepsini bir kez daha gördüğümü söyleyeyim. Hepsiyle ilgileniyorum, hepsine bakıyorum, hepsini okuyorum. Asla ve asla hayal kırıklığına uğramanızı istemiyorum. Ben Facebook'tan gelen mesajları elimden geldiğince cevaplayacağım ama okunmamış o kadar fazla mesajım var ki. Yani elimden geldiğince, hani ne olur bunu anlayışla karşılayın ve karşılayacağınızdan yine çok eminim. Çünkü bu gerçekten bir insanın tek elle yapabileceği bir şey değil yani. İnsanlar hani bunun için bir bilgisayar tutmalı ve otomatik cevap olarak herkese atmalı ama bende böyle bir şey söz konusu olamayacağı için herkese ayrı cümleler yazıyorum. Herkesle birebir ilgilenmeye, özen göstermeye çalışıyorum. İnanılmaz duygusal mesajlar da alıyorum. İnanılmaz güzel iltifatlar da alıyorum. Akabinde eleştiriler de alıyorum ama hiçbiri olumsuz değil. O kadar mutluyum ki hiç kimse bana gerçekten negatif eleştiriler değil, daima pozitif ve yapıcı eleştiriler gönderiyor. Özellikle hani benim atacağım adımlarda ne kadar dikkatli olmamı söyleyen büyüklerimden mesajlar alıyorum. Ama bir o kadar da küçük hayranlarımdan mesaj alıyorum ki onlar benim için çok da önemli. Bir ayırt edicilik yok kesinlikle burada ama onlar hani ben de küçüktüm ve bazı insanlara hayranlıkla bakardım. Onlara çok ulaşmak isterdim. Hep abi ve abla son ekini getirdim sonlarına. Sıfatını getirdim daha doğrusu. Dolayısıyla onlar için özel olan insanların ne ifade ettiğini gerçekten iyi anlayabiliyorum ve onları öncelik tanımam da bu yüzden kaynaklanıyordu. Dolayısıyla bütün her şeyin özetini yaptığımı düşünüyorum. Gelişmelerden sizi haberdar etmeye çalışacağım. Twitter'ı daha aktif kullanmaya çalışacağım. Facebook'u da elimden geldiğince aktif kullanmaya çalışacağım. Evet, arkadaşlık talepleri Facebook'ta maalesef olamıyor. Çünkü hesabım limit aşımına uğradı. Ne kabul edebiliyorum ne de birini ekleyebiliyorum. Ama bugün yanılmıyorsam 1-2 kişiyi kabul edebildim. O da yani şansı oldu galiba. Akabinde hemen 2 tane, 3 tane daha arkadaşlık talebi geldi. Yani ben birilerini kabul ettikçe 1-2 kişilik yer açılabiliyormuş. Facebook'a bir talep yazısında bulundum hesabımın kotasının artırılmasında. Şimdi herkesi kabul edeceğim dersem yalan söylemiş olurum. Böyle bir şey söylemeyeyim. Ama kesinlikle kimseyi seçmiyorum, insan da seçmiyorum. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi hani neye göre kabul ediyorsun derseniz ben arkadaşlarımı kabul ediyorum. Ve gerçekten fan sayfalarımda yer alan, hani ben kabul etmezsem çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak olan insanları kabul etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani tabii ki sizi seven ve takdir eden ve başarılarınızı iltifat cümleleriyle süslendiren birçok insanla karşılaşabilirsiniz. Ancak onlar siz onları kabul etmediğiniz zaman hayal kırıklığına uğramazlar.
Ama siz onları kabul etmediğiniz zaman hayal kırıklıklarına uğrayabilecek çok sayıda insanda karşı karşıya kalıyorum. Dolayısıyla bunlara da özen göstermeye çalışıyorum. Beni anlayacağınızı umut ediyorum. Ve eminim de aynı zamanda. Bana bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için hepinize teşekkür ederim. SMS'ler ve harcadığınız SMS paraları için de hakkınızı bana helal edin. Gerçekten sizi çok seviyorum. İyi ki benim yanımdasınız. İyi ki bana destek oluyorsunuz. Eksik olmayın. Sizi çok seviyorum.